Günaydın. Bir dakika ışığı kapatıp geleyim. Günaydın herkese. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün 17 Ekim Pazartesi. Ve ben master'a başlıyorum. 24 yaşında. Bir öykü. Bugün master yüksek lisansa başlıyor. Ve bugün okulun ilk günü. O yüzden çok heyecanlıyım ama birkaç gündür biraz rahatsızdım arkadaşlar, doğru söylemek gerekirse. Çok keyifsizdim, böyle boğazım ağrıyordu falan. O yüzden bugün boğazlı giydim. Tabii birkaç gündür böyle vitaminlerimi depoladım. Hani kendimi dinlendirmeye çalıştım ki ilk güne hazırlıklıyım ama yine de tabii ki en iyi performansımı da hissetmiyorum. Sabah kalktım, hazırlandım. Şimdi kendime yine bir salata tabağı yaptım. Domates, avokado ve beyaz peynir. Ve evet, yumurtamız var. Bunları yiyeceğim. Daha sonra da hazırlanıp okulun yolunu tutacağım. Bugün çekmeye çalışacağım çünkü ilk günüm, yani çekmek zorundayım. Hatıra kalması lazım. Böyle yapmak istedim bugün saçımı. Nasıl olmuş sizce? Güzel mi? Ben seviyorum ama bazen olmuyor. Bu üstüne rastgele topladım. Şimdi salatamızın son şeylerini yapalım. Soruyu söylemek gerekirse bu semester kaç dersim var toplam? 6 dersim olması gerekiyordu. Ancak bir tane dersi Ocak'ta başlayacak şekilde aldım. Çok değişik bir sistem. Bakalım nasıl olacak o? O dersi almam gerekiyordu ama diğer versiyonlarını yakalayamadım. Bir tek onu yakalayabildim. O yüzden şu an ocağa kadar 5 dersim var. Yani I am so excited. I just can't hide it. Çok çok heyecanlıyım. Çok yani neler olacak? Nasıl bir yıl beni bekliyor? Hiç bilmiyorum gerçekten. Yani umarım elimden geldiği gibi başarılı bir öğrenci olurum. Bakalım. Şimdi konuşasım var. Sesim kötü geliyor mu bu arada? Bana sesim kötü geliyor. Ama size nasıl geliyor bilmiyorum. Çünkü dün falan bayağı kötü bu sesim. Sonunda başlıyor semester. Bugün pazartesi günü sabahtan akşama kadar okuldayım. Yani şöyle. 10'da başlıyor bütün dersler. En erken 10'da başlıyor. 10'dan 12'ye kadar bir ders var. Sonra 2'den 4'e kadar bir ders var. Sonra da 4'ten 6'ya kadar bir ders var. Onlar nasıl olacak bakalım. 2 saat bir boşluğum var. Orada yemek falan yerim. Ne bileyim, gider bir yerde kitap okurum, arkadaşlar oturur zaten muhtemelen. Bu sabahki 10'da başlayan ders de ortak ders herkesle. Yani lecture. Artık bu dilden konuşmam gerekir galiba. Lecture'ımız herkesin ortak. Sınıfta belli bir sınırlama sayısı yok. Katılımcı sayısı yok. Onu güzelce karıştırdım. Neyse, ben şimdi bunları yiyeyim. İyice geç kalmadan. Sonra görüşürüz o zaman yolda. Şeyi evde, odada unutmuşum. Öğrenci kartım. Şimdi onu almak için geri dönüyorum. Bir durak falan gitmiştim. Allah'tan çok gitmemiştim. Ama ne gerek var yani, değil mi? Ve neyse ki erken çıkmışım. Neyse, şimdi aldım arkadaşlar öğrenci kartımı. Yani öğrenci kartsız toplu taşımaya binsem, kontrol edilse 40 yılda bir ceza yerim. Onu geçtim. Okulu aç kalırım. 2 dakika aldım geldim. Ve bugün diyordum ki kendime en geç 9.30'da çık öykü falan diyordum. Halbuki 9.30 oldu. Dünyanın en kalabalık metro yolculuğunu yaptım herhalde az önce. 1000 tane üniversite öğrencisiyle aynı anda binip aynı yerde indik. (Gülüyor)
arkadaşlar, okulda hiçbir şey çekemedim ve sesimin haline bakın. Gitti. Korkunç yani. Size anlatacağım çok şey var ama bu şekilde anlatabilir miyim bilmiyorum. Şimdi daha yeni eve gidiyorum. Eve gitmeye çalışıyorum yani. Saat 6'ya kadar dersimiz vardı. Yani çok yoğun bir gündü. Kısaca bir söyleyeyim. Beni bayağı korkuttu ders içerikleri. Bakalım. Arkadaşlar, sesim hala çok kötü. O yüzden pek konuşmayacağım videoya. Dün de konuşamadım, anlatamadım ama bu videoya yarım kalmayacak. Kusura bakma. Arkadaşlar selam. Dedim ki birazcık otobüste gideyim. Etraf geze geze görmek güzel oluyor çünkü. Ama geç kalacağım herhalde. Otobüs saatlerini tam ayarlayamadım. Ay hala hastayım ya. Neyse bakın otobüsten çok. 15 dakika otobüsün gelmesine hadi. Hadi. Arkadaşlar şimdi öğle arasındayız. Yani yemekhanede yemek yiyoruz. Ve aşırı kalabalık. Beni duyabiliyor musunuz? Asla bilmiyorum. Çok çekemiyorum çünkü gerçekten çok kalabalık, öğrenciler rahatsız olurlar falan. Bugün tek dersimiz vardı zaten, vlog bir ders. Bundan çıktık, başka bir dersim yok. Gideceğim merkeze, bir arkadaşımla görüşeceğim. Böyle. Arkadaşım beklerken biraz sizinle konuşayım dedim. Bugün okulda bir dersim vardı. Ve hocamız İsviçreli bir hocaydı. Alman partından. Gayet tatlıştı. Gayet güzel geçti. Zaten lecture. Thank you.
ardından gerçekten eve gelmek gibisi yok ya. Hani bugün ders açısından uzun değildi ama arkadaşımla buluştuk. Çok güzel gezdik. Çok güzeldi gerçekten. Ama çok yoruldum. Birazcık da halsiz olduğum için. Şimdiki bilmem ne zaman. Bugün çok güzel haber aldım. Ameliyat döngümü yapabileceğim bir yer buldum. Geçici bir süreliğine. O yüzden güzel bir günde ekstradan işler bir tık da yoluna girmeye başlıyor. Ama Leipzig'e gitmen gerekecek. Buraya yapamıyorum Armeldum. Burada bulamadım. Ay, nefes nefese kaldım ya. O yüzden Leipzig Blue'da gelir.